Şimdi arkadaşlar önerme çeşitlerine bakacağız. Önce kocaman bir tablo var burada gördüğünüz gibi. Önermeleri öncelikle dörde ayıracağız. Niceliklerine göre, niteliklerine göre, yargı sayısına göre ve işlemlerine göre. Niceliklerine göre önermelerde tümel önerme, tikel önerme, tekil önerme ve belirsiz önermeyi göreceğiz. Nicelik ne demek? Sayılabilir olması demek. Niteliklerine göre ise olumlu önermeler ve olumsuz önermeler olarak ayıracağız. Yargı sayısına göre burada yıldız. Bunlarda da yıldız var esasında ama bu önermeleri sorularda gördüğünüzde daha kolaylıkla yapabilirsiniz ama şurada genellikle öğrenciler takılır. Şimdi yargı sayısına göre önermeleri basit önerme ve bileşik önerme olarak ayıracağız öncelikle. Basit önerme tek yargısı olan önermeler olacak. Birazdan detaylandıracağız. Bileşik önermelerse kendi içinde ikiye ayrılacak. Bileşikliği açık olan önermeler ve de bileşikliği gizli olan önermeler şeklinde ve son olarak işlemlerine göre ayıracağız. Analitik önerme ve sentetik önerme şeklinde. Önce niceliklerine göre önermelerden başlayalım. Birincisi tümel önerme. Tümel önerme öznesi tümel olan önermelerdir. Bunu terimlerde görmüştük. Tümel ne demekti? Bir grubun tamamını anlatan terimler. Bütün köpekler sevimlidir. Bu bir tümel önerme. Neden? Hiçbir köpeği dışarıda bırakmadı, hepsini içine aldı. O yüzden tümel önerme. Hiçbir hayvan akıllı değildir. Bu da bir tümel önerme. Hiçbir hayvan demekle beraber hayvanlardan bir tanesini bile dışarıda bırakmadığı için bu da bir tümel önerme sadece tümel ve olumsuz bir önerme. Tikel önerme yine hatırlayalım. Tikel ne demekti? Bazılarını içine alır elemanların. İnsanların çoğu ölümden korkar. Kimi erkek çalışmaz? Birer tikel önermedir. Tekil önermenin ise öznesi tekildir. Dünya gezegendir. Londra İngiltere'nin başkentidir. Birer tekil önerme tek bir terimden bahsediyoruz burada. Belirsiz önerme Öznenin niceliğinin belirsiz olduğu önermelerdir. Çiçek güzeldir. Niye buna belirsiz önerme diyoruz? Hangi çiçek? Kaç tane çiçek? Çiçeklerin hepsi mi? Bir tane çiçek mi? Bilmiyoruz. Dolayısıyla da öznenin niceliği belirsiz. Konuşmak güzel bir sanattır. Hangi konuşmak? Kimin konuşması? Belirsiz bir önerme. İkincisi niteliklerine göre önermeler. Olumlu önermeler ve olumsuz önermeler olarak ikiye ayıracağız. Olumlu önerme Yüklemin öznede bulunduğu önermelerdir. Bazı balıklar saldırgandır bir olumlu önerme. Yine bir hatırlatma. Biz mantıkta neye bakıyoruz? Sadece şekle bakıyoruz. Şekilsel olarak bir olumlu önerme. Babam avukattır olumlu bir önerme. Yine şekle baktık. Olumsuz önermeler ise yüklemin öznede bulunmadığı önermelerdir. Bazı balıklar saldırgan değildir. Şekilsel olarak gayet olumsuz bir önerme ya da babam avukat değildir bir olumsuz önerme